Evet arkadaşlar merhaba. 8 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Delaware Park'tayız. Delaware Park. Evet arkadaşlar dün gece yani Salı akşamı Philadelphia'da 4'te kaldık. Premium şablonumuz 4'te kaldı. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten çok şanssızlık oldu. 88 liralık bir şablon yaptık biz. Şimdi burada 6 numaraya güvendik. Son anda 4 numaraya verdi. Hani olur mu? Olur. Yani yapacak bir şey yok. Yani kazanması lazımdı. Burada da 6 numara geldi zannedersem. En son ayakta 24.357 lira verdi. Evet, Atlantic Avenue, Jonathan Ocasio. Yani tabii burada şimdi at yazılırken hepsi yazılır. Yani biz bu kendi oynadığımız kupon bu. Öyle diyeyim size. Aynı zamanda oynuyoruz. Philadelphia'yı daima oynuyoruz biz de. Bir şekilde şansımızın çok olduğunu düşünüyoruz Philadelphia'da açıkçası. 24 bin lira ucuna kaç bilmiyorum. Şu an herhangi bir premium üyemizle herhangi bir şey yazışmadım. Yani kazanan varsa da güle güle harcasın diyeceğimiz bu zaten. Ama size sadece gösteriyoruz yani sistem buydu. Bundan çok emindik zaten. 9 bizim sürdürek bankomuzdu. Ha, tabii birçok kişi bunu çiftliğe falan kullanabilirdi. Veya ikiliye bilemiyorum. Evet arkadaşlar bugün bu tanıtım videomuz biliyorsunuz Delaware Park'taki videomuz ayrı bir video. O videoda full bütün koşulların değerlendirmesi var. Burada sadece 7 plus ayağını değerlendiriyoruz. Saat 8'de başlıyor. Satış koşulsuyla şartlı 3 yukarı İngilizler burada 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi burada normalde 4 numaralı Big Irish Eyes Joseph Trios'la normal şartlar altında kazanmasını biz bekliyoruz. 276 günden sıkıntısı var böyle. 276 gün sonra. Ama o kadar da diğerleri de hani biri 231 gün, biri 252 gün piyasaya çıkmışlar. Burada şöyle bir durum var. Eğer bu 4 numarayı indiriyorsanız aşağı ki bu grubun böyle bir tık üstünde kalıyor bu yapmış olduğu işlerle. O zaman 3 numaralı Hazel Little Man, Jamie Rodriguez, 2 numaralı Hail Saturn, Avery Green ve 1 numaralı The Exception, John Hiraldo ile de devreye girebilirler. 7 plase garip bir ayakla başlıyor açıkça söylemek gerekirse. Burada bir tek 5'i haricinde hemen hemen hepsinin geliri var gözüküyor. Ama biz 4'ü tutuyoruz burada. 4 Big Irish Eyes. Joseph Trios'un bindiği bu safkanı tutuyoruz biz. Evet arkadaşlar videomuzun biliyorsunuz geri kalan kısmı için premium üyelik gerekiyor. Katıl butonundan premium üyelik alabilirsiniz arkadaşlar. Bir ay boyunca videolarımızı izlersiniz. İstanbul ve İzmir bazen işte Ankara ve Bursa'da ilk 2 gün giriyor devreye. Her gün 5 yarış programını 2 yarış Türkiye'den 3 yarış yurt dışından değerlendiriyoruz. www.marksporttahmin.com bizim web sitemiz arkadaşlar. Evet, bunları da yeni üyelerimize bildirelim böyle bu şekilde. Evet, videomuzun geri kalan kısmını içeren koşullara ait tahminlerimizi premium üyelere ait hazırladığımız diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Bu şöyle söyleyeyim şimdi arkadaşlar Türkiye'deki mesela İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buralarda gerçekten çok güzel tevziler çıkıyor. Bu tevziler öyle bir tevziler çıkıyor ki fakat burada %40 birçok koşuyu önceden ayarlı bunlar belli bir şey yani. Hani ayarlı olmasa da bile geleceklerini biliyorsunuz yani ayarlı dediğimiz hani yanlış anlaşılmasın belli diyelim önceden belli ama bu yüksek tevziler bazen 300 liralara 500 lira altılık ayağının ikramiyelerine düşürüyor işi neden çünkü herkes biliyor işte 3 gelecek 5 gelecek tamam yani ne oluyor altılık ayağın dörtlük ayağın üçlük ayağınlara düşüyor oraya da at yazanlar işte o gün atıyorum 100-150 liralık bir kupon yapıp 3000 lira 5000 lira belki 1500 lira minimum para kazanıyorlar. Şimdi yabancı yarışlar öyle değil. Yabancı yarışlarda böyle bir şey yok. Ha, ayar onlar Amerika'da tabii ki Irad Ortiz gibi böyle Joseph Ortiz gibi jokeler ayarlıyorlar. Ama Amerika gibi yerlerde arkadaşlar böyle ama biraz özellikle Amerika'da tevzi az çıkıyor bizde ama en azından orada her koşunun bir fizyonomisi var. Her yarışın bir fizyonomisi var. O doğasını yakalarsanız
Ona göre de güzel rakamları kazanabilirsiniz. Nasıl? İşte 300-400 bin liralık bir tevzide belki de 20-30 bin lira, işte 24 bin lira verdi mesela Philadelphia Salı akşamında. Ne oldu ki orada? Yani baktığınız zaman bakın, yani burada artık boş zamanımız var diye size. Şimdi burada biz bu belliydi zaten. Bunu dünyada hiç kimse bunu tek veremez böyle kolay kolay da. Tekti bu AGF1 ama bir bayanın burada gelip de yani Çatal Sunderland'in burada sürdürek banko atması, birçok yarısı bunu atmaz yani. CRISPR zaten burada sürprizdi. Baktığınız zaman Kendrick Carmus'ta 7-10 ganyanı var. Artistik Endeavor'a bakalım. O da 3-20. Evet, 6 numara 8-60 buradaki bu 6 numara. Şimdi burada şöyle bir şansa sahibiz biz. Yurt dışında bizim gibi bu yarışları altılı halde yorumlayan yok. Yani bu konuda gerçekten eğer profesyonel bir tahmin videosuna ihtiyacınız varsa ideal bir hizmet bu. Ha bu hizmet belki bir sene daha gider, 2 sene gider, bilemiyoruz belki, bilemiyoruz yani. Ama yararlanabiliyorken yararlanmanızda yarar var. Şunu demeye getireceğim. Türkiye'deki gündüz yarışları adeta bir zorunluluk gibi. Çünkü neden? Çünkü gerçekten herkes bilir orada atların ne olduğunu. Ama Amerika biraz daha böyle işin zevk kısmı. Hani akşam oturayım, Amerika'daki yarışları izleyeyim. Orada işte Türk antrenörlerimiz falan da var. Gayet güzel. Yalnız o bir tane geçenlerde bir yarışta favorileri getirmedi. Bilerek getirmediler. Yani gerçekten orada bu bilmiyorum kimdi, Mertkan Kantarmacılar. Ya nasıl dayanıyor adamlar bu adamla? Ben gider gırtlağını sıkarım o jokeyi ya. Adam resmen 1.10 ganyan, bizim de bankomuzda onlar. Yani nasıl dayanıyorlar, hayret yani. Gerçekten Amerika'nın şu anda Türklere mi bilhassa mı yapıyorlar bunu bilemiyoruz. Adam atı ittirmedi bile. Atı ittirse at 4 boy geçecek yani, at uçacak ya. Yok abi, ittirmedi atı yani, çok ilginç. Evet arkadaşlar, böylece sizinle olan sohbetimizin sonuna geldik. Herkese iyi bir çarşamba akşamı geçirmesini diyoruz. Dediğim gibi Amerika ile ilgili videolarımız devam ediyor. Tahminlerimiz son sürat. Gördüğünüz yani 4'te de kalsak veriyoruz, işte 5'te de kalsak veriyoruz, 6'da kalsak veriyoruz. 0'da kalsak onu da vereceğiz. Amerika'da biraz zor olur. Yani gerçekten 0'da kalmamız. Hani ciddi ciddi göktaşının düşmesi gibi bir şey olur. Yani zor. Evet arkadaşlar, herkese başarılar, bol şanslar. Hoşça kalın.